Arkadaşlar herkese merhabalar, FIFA 23'ün ilk rehber videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde sizlere oyun ayarları nasıl olmalı, kamera ayarlarımız nasıl olmalı onları anlatacağım. Detaylı bir rehber videosu olacak. Neler yaparsak, ayarlarımızı nasıl yaparsak oyunumuzu daha üst seviyeye çıkarırız. Bunları anlattığım bir video olacak. Hepinize iyi seyirler. Şimdi özelleştire girelim. Zaten bütün ayarlarımızı buradan yapabiliyoruz. Kontrolleri özelleştir, sonra da oyun ayarlarına bakacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, şu anda tamamen varsayılan ayarlarında oyun. Yani kol ayarlarına kadar hepsi klasikte. Ben normalde böyle oynamıyorum. Benim şutum kare, ortam yuvarlak. Onun dışında zaten aynı, her şey aynı. Bir de defansa da tabii kareyle yuvarlak değişiyor. Tamamen şu anda klasik ayarlarında. En baştan şimdi başlayacağız. Bu zaten normalde online ayarlar için açık, rekabetçi usta değiştirme modu. Bunları değiştiremiyoruz. Offline bir mod oynuyorsanız kapatabilirsiniz ama önermiyorum. Bunun açık olması çok daha iyi. Açık oynayın, yani arkadaşlarınızla da oynarken açık oynayın. Evet, şimdi ara pas desteği. Bunun zaten manuel ve yarı var, görüyorsunuz. Başka bir şey yok. Ara pas desteği kesinlikle yarı olsun. Çünkü manuel yaptığınız zaman tamamen sizde oluyor kontrol ve bu biraz zor. Yani açıkçası çok iyi ayarlamanız lazım. Zaten yazıyor, altında da yazıyor. İşaret ettiğin yön pasın gideceği yöndür. Yani sol analogunuzu artık okla mı oynuyorsunuz, analogla mı oynuyorsunuz, o sizin tamamen şeyinizde ama iyi yön vermeniz lazım. Zaten ok tuşlarıyla oynayanlar için çok mümkün bir şey değil. Tamamen 45 derecelik açılarla gidebilir en fazla. Ama analogla oynayanlar için kesinlikle doğru bir yön vermeniz lazım. Aynı şekilde şiddeti de, ama bunu yarı yapmanız daha mantıklı. En azından biraz yardımcı olsun. FIFA antrenör modu normalde bende kapalı. Yani bu üzerindeki işte şut çizgilerini falan göstermiyor. Sadece yönlendirmeli koşum açık olduğu için bu göster modunda. Ama normalde bunu gizli yapabilirsiniz, ama ben göster kalmasını taraftarıyım. Çünkü onu yönlendirmeli koşuyu açmanız lazım. Yani o çok işinize yarıyor. Onu da göstereyim hatta size. Bakın maça girdiniz. Buradan antrenör var. Bakın burada FIFA antrenör anahtarı diyor. Bu zaten göster olacak. Sadece gördüğünüz gibi benimle yönlendirmeli koşu göstergesi açık. Diğerleri kapalı olsun. Sadece bu açık olsun. Bu işinize yarıyor. Onun dışındakileri yani açmanıza gerek yok. Çok gereksiz şeyler. Ama şu yönlendirmeli koşu göstergesi açık olsun. Onun dışındakilere gerek yok. Bakın yönlendirmeli koşu göstergesi de şöyle. Bu adama bakıyorum ben. Bu adama bakıp L1'e basıyorum. L1'e bastıktan sonra da sağ analogla yön veriyorum. Sağ çapraza doğru koşturmuşum. Sağ yukarı çapraza doğru ve adam oraya doğru koşmaya başlıyor. Aynı şekilde mesela şu adama bakıyorum. Ya da hangisine, mesela buna bakıyorum. Bastım L1'e. Koşuyor. Hemen tekrar aşağı çekiyorum. Sağ analogla yön veriyorum. Tekrar koşturdum bu sefer. Yine bu sefer sola koşturdum. Yukarıdakine bakıyorum. Hemen L1'e basıp yukarı koşturuyorum. Bu göstergenin açık olması bu yüzden önemli. Bu oyuncunun nereye koştuğunu görmeniz bence güzel bir şey. Bakın tekrar koşturuyorum. Yine koşturuyorum. Oyuncuya bakıyoruz. L1'e basıyoruz ve sağ analogla yön veriyoruz. Ama o L1'e bastıktan sonra çok süre geçmemesi lazım. L1'e basın. Oyuncunun koştuğunu görün. Sonra hemen sağ analogla yön verin. Evet, şimdi zamanlamalı bitiricilik. Zamanlamalı bitiricilik geçen sene de çok güçlüydü. Bu sene de çok güçlü. Bence kesinlikle açık oynamanız gerekiyor. Zaten açıklamada da yazıyor. Oyuncuyla şutu çekiyorsunuz. Oyuncu topa vurmadan önce bir kere daha şut tuşuna basıyorsunuz. Öyle uzun basmanıza falan gerek yok. Bir kere daha basıyorsunuz. Eğer doğru zamanda bastıysanız yeşil vuruyor. Ama eğer geç vurduysanız ya da çok erken bastıysanız kırmızı ve gri olabiliyor. Geç vurduğunuzda gri oluyor. Çok erken bastığınızda kırmızı oluyor. Bunun da şimdi size örneklerini göstereceğim. Evet, bakın Benzema ile gidiyoruz. Benzema ile vurduk. Şuradaki şeyi gördünüz mü? Geç vurdum çünkü. Beyaz. Eğer tutturabilseydik yeşil olacaktı. Şu anda geç vurduğumuz için beyaz yandı. Yani hiç vurmamış gibi. Yani ne kırmızı ne yeşil. Hiçbir etkisi olmadı zamanlamalı bitiriciliğin. Bakın aynı şekilde Modric'e döndü top. Modric ile de vurdum. Yine beyaz, gördüğünüz gibi. Burada bir gösterge çıkıyor. Bu size nasıl zamanladığınızı gösteriyor. Vinicius'la geliyoruz bu sefer. Bakın bu sefer de gördüğünüz gibi kırmızı vurdum çünkü çok erken bastım. Kırmızı vurduğunuzda da daha kötü gidiyor top bu arada. Bu o yüzden biraz riskli, alışmanız lazım. Ama gördüğünüz gibi yine de gol oldu. Ama biraz kötü gidiyor, dikkat edin. Bakın durdurmayacağım. Bakın top biraz daha böyle ağır gidiyor, kötü gidiyor. Burada artık bakın yeşili tutturduk. Doğru zamanda bastık. Tam kareye bastık bir kere şuta. Tekrar oyuncu topa değmeden, yani tam vuracakken bir kere daha basıyoruz ve yeşili tutturuyoruz. Bu her oyuncuda tepkime süresi farklı. O yüzden her oyuncununki farklı olabiliyor. Ama eliniz alıştı mı bir süre sonra artık yapabileceksiniz. Antrenman yapmanız yeterli yani bunun için. Ama dediğim gibi mesela Benzema ile Vinicius'un vuruşları çok farklı. O yüzden onlara alışmanız gerekiyor. Yeşil vurduğunuzda da bu arada top daha sert gidiyor. Daha güçlü gidiyor. Kurtarılması daha imkansız oluyor. Evet, şimdi sonraki oyuncuya geçme göstergesi. Bu da bence açık olmalı. Önemli bir şey. Genelde biz sağ-nolukla oyuncu değiştiriyoruz ama bazı durumlarda da sağ-nolukla hani oyuncu seçemediğimiz zamanlar oluyor. O yüzden L1 ile hem biliyorsunuz hem L1 ile hem sağ-nolukla oyuncu seçiliyor. L1 daha garanti bir şey ama bazen tabii sağ-noluk daha çok işimize yarıyor. O yüzden bu sonraki oyuncuya geçme göstergesinin kesinlikle açık olması lazım. L1'e bastığımız zaman hangi oyuncuyu seçeceğimizi gösteren o oyuncunun üzerinde bir tane ikon var. Onu da hemen size şimdi gösteriyorum. Bakın burada da görünüyor zaten. Şu oyuncudayız. L1'e bastığımız zaman şu oyuncunun üzerinde böyle krem rengi bir ikon var. L1'e bastığımız zaman bu oyuncuya geçeceğimizin göstergesi o. Bakın, oyun başladı. Bu sefer de buna geçti bakın. Yani çünkü topun olduğu yere göre pozisyon alıyor. Topu yukarı oynadığı için buradan bunu oynadı. Buradan da yukarı oynadığı için bu adamdan çıkıp bu adama geldi. Şimdi L1'e bastığımızda bu adama geçeceğiz. Şimdi geldik pas kesme desteği. Bu pas kesme desteğinin açık olması lazım. Yani kapalı olmasına gerek yok. Bazen oyun içinde görüyorsunuzdur. Oyuncu böyle topu kayarak falan kesiyor. Bu o işte. Zaten açıklamasında da yazıyor. Yakınından geçen pasları otomatik olarak kesmeyi dener. Bunu kapalı yaptığınız zaman kesinlikle hareket etmeyecektir. Bazen işe yarıyor, bazen işe yaramıyor. Yani ama işe yaradığı kısım daha fazla diyebiliriz. O yüzden kesinlikle açık olsun. Otomatik değiştirme. Ben bunu bu zamana kadar FIFA'da hep hava toplarında ve boşta kalan toplarda oynadım. Çoğu pro oyuncu da böyle oynuyor zaten. Sadece aşırtma pas, orta ve boşta kalan toplarda otomatik olarak oyuncu seçilir. Bunu manuel yapmayın. Çok riskli. Yalnızca boşta kalan toplarda da yapabilirsiniz. Hava toplarında da olabilir. Otomatik yok. Yani bu manuel ve otomatik çok uçuk yani. Onlara gerek yok. Hava toplarında ve boşta kalan toplarda iyidir bence. Ya da sadece yalnız boşta kalan toplarda da yapabilirsiniz. Ama havadan toplar çok yani önemli. O yüzden... bazen çünkü adamlar öyle bir pas atıyor ki ta sağ kanattan sol kanada ya da defanstan ileriye bir uzun top atıyor. Hava toplarında orada oyuncuyu kendi seçmesi daha mantıklı. O yüzden bu bence böyle kalsın. Otomatik değiştirme hareketi yardımı, yani bu biraz değişik bir özellik. Ben bunu kapalı oynuyorum normalde. Açıklamasını okuduğumuz zaman yani bir oyuncudayız. Oyuncuyu kontrol ediyoruz. Diğer oyuncuya geçtiğimizde o oyuncu götüreceğiniz yöne doğru hareket ediyor. Yani tam olarak işleyişi oyun içinde gösteremiyoruz nasıl olduğuna dair ama bunun bence sizde kalması daha önemli. Çünkü ya da düşük, hani ya yok ya düşük oynayın. Yüksek oynamayın çünkü karşınıza skill yapan bir rakip geldiğinde bir anda yön değiştirirse oyuncunuz hala diğer tarafa gitmeye devam ediyor olabilir. O yüzden bunu kesinlikle yüksek oynamayın. Düşük olabilir ya da hiç yapmayabilirsiniz. Ben yok oynuyorum. Yani tamamen bende. Oyuncunun gideceği yön tamamen bende. Uzaklaştırma desteği var. Yönlü ve klasik. Klasik uzaklaştırma desteği de şu bu arada. Kendi ceza sahanızdasınız. Yani kendi yarı sahanızdasınız daha doğrusu. Şut tuşuna bastığınız zaman topu dikiyor ya işte. Klasikte kalırsa nereye diktiği belli değil. O an öylesine dikecek ama yönlü yaparsınız bunu. Sol analogla yön verdiğiniz yöne doğru dikecek. Yani mesela baktınız siz sağ çapraz, sağ aşağıdasınız. Sol tarafınız ya da rakibin işte solu falan boş ya da sağ tarafı boş. Oraya doğru diktiniz hani maçı bitirmek için. Mesela sağdayken, klasikteyken dikseniz belki taca atacak ama yönlü yaptığınız zaman, yön verdiğiniz zaman istediğiniz yere diker. Bunun ben kesinlikle yönlü olması taraftarıyım. Hemen bunun da videosunu göstereyim. Bakın ben burada alabaylayım. Analogtan da takip edebilirsiniz joystick'ten. Yukarı doğru bakın, bunu yukarı doğru yön verdim ve şuta bastım. Gördüğünüz gibi yukarı doğru uzaklaştırdı. Yani yönlü olayı tamamen bu. Nereye yön verirseniz şuta bastığınız zaman kendi yarı sahanızda oraya doğru diker. Ama klasik yaptığınızda mesela bunu şeye de atabilirdi. Benim kornerime de atabilirdi. Benim kaleme doğru da atabilirdi. O yüzden bunun yönlü olması bence çok daha iyi. Evet, şimdi geldik oyuncu kilidine. Açıklamasında da yazıyor. Sol analog ve sağ analoga aynı anda bastığınız zaman oyuncu kilidi yapıyor. İstediğiniz bir oyuncuya geçebiliyorsunuz. Hemen bunun da videosuna bakalım. Evet bakın, sağ analogla sol analogun üzerine bastım. Koldan da takip edebilirsiniz. Oyuncuyu kilitledi. Şimdi sağ analogla yukarıdaki oyuncuya geçtim. Oyuncuyu kilitlediği zaman sağ analogla istediğiniz bir oyuncuya geçebiliyorsunuz. Ben yukarıya geçtim. Ve oyuncuyu koşturmaya başladım. Şu anda bu oyuncuyu ben kontrol ediyorum ve pasa bastım, pas aldım. Bakın yine sağ analog üstüne aynı anda bastım. Bu oyuncuya geçtim ve buraya doğru koşturuyorum. Bu sefer havadan pas istedim. Yani şeye bastım, kareye bastım. Ve havadan pası verdi. Tekrar seçtim. Gördüğünüz gibi normal pas verdim. Yani oyuncu kilidi bu. Sağ analogla sol analogun üzerine aynı anda basıyorsunuz ve istediğiniz oyuncuyu sağ analogla seçiyorsunuz. Ondan sonra oyuncunun kontrolü tamamen sizde oluyor. İstediğiniz yöne koşturup, yani götürüp pas alıyorsunuz. İster havadan pas, ister yerden pas. Yerden pas için çarpıya, havadan pas için de işte orta tuşunuz hangisiyse ona basıyorsunuz. Ya da üçgen de olabilir aynı şekilde. Ara pası da alabilirsiniz. İkon değiştirme, yani ben bunu çok kullanmıyorum ama açık yapabilirsiniz. Bazı durumlarda hayat kurtarıcı olabiliyor. Top rakipteyken sağ analogun üzerine basıyorsunuz ve orada sağ analog resimleri çıkıyor. İşte sağ analogu aşağı çekersen şu oyuncuya gider, yukarı çekersen buna gider, sola çekersen, sağa çekersen buna gider gibi göstergeler çıkıyor. Hemen onu da gösteriyorum. Bakın defans yapıyoruz. Sağ analogun üzerine bastık ve böyle ikonlar çıktı, görüyorsunuz. Mesela sağ analogu aşağı çekersem buna, sola çekersem bu oyuncuya geçecek, yukarı çekersem bu oyuncuya geçecek, sağa çekersem buna geçecek. Yani böyle göstergeler çıkıyor. Çok kullanışlı mı? İşte çok değil yani. Neredeyse hiç kullanmıyorum ama bazı durumlarda, çok karışık böyle durumlarda hayat kurtarıcı olabilir dediğim gibi. Yani aklınızda bulunsun. Sağ çubukla değiştirme, bu normalde uyarlanabilir. En başta da dediğim gibi şu anda varsayılan ayarları kullanıyorum ben. Hatta burada değiştirmem gereken bir şey var mı? Yok, şu anda hiç değiştirmem gereken bir şey yok. Sadece bu var. Bu uyarlanabilir. Ben bunu klasik kullanıyorum ki siz de kesinlikle klasik kullanın. Uyarlanabilir bu sene yeni geldi. Onun şimdi ne olduğunu göstereceğim. Zaten diyoruz sağ analoga daha uzun basılı tutulduğunda bıraktığın anda daha uzaktaki oyunculara geçmeni sağlar. Videoda birazdan göreceksiniz. Klasik bunun en iyisi. Nereye çekerseniz sağ analogu o oyuncuyu seçiyor. Mesela aşağıdaki oyuncuyu seçmek istiyorsunuz. Bir kere çektim mi hemen o oyuncuyu seçiyor. Bunu hiç başka bir şey kullanmayın çünkü bu zaman kaybettirebiliyor. Klasik en iyisi. Şimdi diğerini de videoda gösteriyorum. Evet, şimdi top rakipte, şu oyuncudayız. Bakın yukarı doğru götürdüm, arkadakini seçti. Aşağı doğru götürdüm, bunu seçti. Şimdi daha iyi bir örnek geliyor. Mesela bu oyuncudayız. Bakın götürdüm, şuradakini seçmek istedim. Ortadakini atlayıp onu seçiyor. Çünkü daha uzun bastım, o oyuncuya kadar götürdüm ama bu mesela biraz vakit kaybettiriyor gördüğünüz gibi. İsteyenler kullanabilir ama ben önermiyorum. Kesinlikle önermiyorum. Sağ analogla mesela ona gidene kadar, bu şeyde uyarlanabilirdi, ona gidene kadar 2 kere zaten sağ analogu üst yapsaydım o oyuncudaydım. Çok daha hızlı bir şekilde oradaydım. O yüzden bunu ben kesinlikle önermiyorum. Sağ çubuk değiştirme referansı da kesinlikle oyuncuyla alakalı olsun. Topla alakalı var. Oyuncuyla alakalı yaptığınız zaman hangi oyuncuda seçiliyseniz, mesela oyuncunun üstüne sağ analog yaptınız, ona seçer. Ama topla ilgili olduğu zaman o biraz karışık. Videodan da gösterecek olursak ben şu anda bu oyuncudayım. Sağ analogu yukarı doğru ittirdiğim zaman buna gelecek. Oyuncuyla ilgili. Ama şu anda topla alakalı olsa, top nerede? Top şu anda bu oyuncuda. Topla alakalı yaptığım zaman sağ yukarı seçtiğimde büyük bir ihtimal şuna falan verecekti. O biraz karışık, yani topun nerede olacağı hiç belli olmuyor. Ama oyuncuya göre yaptığınız zaman çok daha rahat. Hem oyuncu ikonunu görüyorsunuz. Oradan da bir rahatlık var. Ama topla kesinlikle kullanmayın. Oyuncuyla ilgili kalsın bu. Yerden pasta isteği, bunlar zaten destekli olsun. Yani destekli olabilenler destekli olsun. Havadan ara pas mesela bu sene yarı ve manueli var. Bu sanırım geçen sene desteklisi vardı. Havadan ara pası bu sefer şey yapmışlar. O yüzden yarı kullanacağız. Mecbur zaten. Manuel olduğu zaman çok dağlara taşlara gidebilir. Bir de havadan. Yani ne olacağı hiç belli olmaz. Kurtarış desteği şeyde, varsayılan ayarlarda yarı. Ama bunun destekli olanı var. Bence bu destekli olsun. Yarı olmasın. Kalecilerin biraz kötü olmasının nedeni de bu ayar olabilir. Bunu ben daha önce yarı denemiştim hep. Şimdi bir destekli deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Analog sprint'e de şu arkadaşlar. Koşusu R2 olanlar için geçerli tabii bu durum. Eğer koşunuz R2 ise Need for Speed mantığı. Buna böyle ne kadar fazla basarsanız, şu anda şey oldu. Buna ne kadar böyle dibine kadar bastığınız zaman son hız koşar. Ama az basarsanız, gaz pedalı gibi düşünün, oyuncunuz o kadar koşar. Bunu kesinlikle kapalı yapın. Oyuncunuz hep son hızda koşsun. Yani ona çok gerek yok. Hiç kafanız rahat olsun. Oyuncunuz R2'ye bastınız mı gitsin. Pası alan oyuncu kilidi geç. Bu kesinlikle geç olsun. Şöyle mesela onu da videodan göstereyim. Şimdi mesela top bu oyuncuda değil mi? Ben bu oyuncuya pas attım. Şuradaki oyuncuya pas attım ama son anda kararımı değiştirip şuna atmak istedim. İşte bu ayar geç olduğu zaman buna attınız ya, hemen buna çevirebiliyorsunuz. Ama erken olursa buna attınız ya, o anda kilitlendi. O pas bu adama gidecek. Buna imkanı yok, değiştiremezsiniz. Hani bazen oluyor ya, pas atıyoruz bir anda, sonra sol analogu çeviriyoruz da başka yere atmak istiyoruz. İşte bu ayar ona yarıyor. Bunun geç olması bunu sağlar. Ama erken olursa dediğim gibi nereye atsanız top direkt oraya gidecektir. Değiştirme imkanınız yok. O yüzden geç olsun. Kullanıcı titreşim bir bildirimi, bunları şey yapın, kapalı yapın. Kolunuz titremesin. Bu da aynı şekilde kapalı olsun. Tamam, başka bir şey yok. Her şeyi gösterdik. Yani burada aslında benim varsayılandan değiştirdiğim şey ne var? Bir bunlar yok. FIFA antrenör modu gösterdi zaten. Bunlar açık. Bu nasıldı? Yok, bu da yönlüydü. Sağ çubukla değiştirmeyi klasiğe çeviriyorum. Onun dışında kurtarış desteğini destekli yapıyorum. Analog sprintini kapatıyorum. Titreşimi kapatıyorum. Başka da bir şey yok. Tamam. Şimdi buradaki ayarlara geçelim. Dediğim gibi ben burada şu şekilde oynuyorum. Aynen. Analogla zaten hareket ediyoruz. Sprintimiz R2. Sadece şut tuşum ve orta tuşum değişik. Aynı şeyi burada da yapıyorum. Tamam. Bunu kaydedelim. Şimdi gelelim oyun ayarlarına. Burası maç çok önemli değil zaten. Kamera önemli. Ben ortak sezon 15'e 5 oynuyorum. Daha böyle yukarıdan geniş açıyla görmek istiyorum. Ama onun dışında şey de güzel. Tele yayın güzel. Tele de fena değil. Tele de böyle biraz yukarıdan görüyorsun. Ama tele yayın da fena değil. Ben ortak sezon 15'e 5 oynuyorum. Gayet de memnunum. Yani çoğu yeri görebiliyorum. Önceden tele yayın 17.0 oynuyordum. Ama sonra ortak sezona geçince daha rahat ettim. Yani görüş açısı daha iyi. Bazen biraz uzak olduğu için defans kısmında sorun yaratabiliyor. Ama ona da alışıyorsunuz. Başka bir şey zaten burada. Ya mesela buradan sert şut yakınlaştırma animasyonunu da kapatabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Gelelim görsele. Görsel önemli. Görsel önemli. Burası kesinlikle oyuncu adı göstergesi olsun. Sizde büyük bir ihtimal böyledir. Sadece gösterge olmasın. Oyuncu adı ve göstergesi olsun ve oyuncu adı olsun. Yani topu attığınız kişinin, pas attığınız sizin oyuncunuz, hangi oyuncu olduğunu bilmek önemli. Veya rakipte de aynı şekilde. Mesela rakipte adam Mahrez'le geliyor. Mahrez sol ayak. Hani onu bilirseniz solunu kapatırsınız ya da başka bir şey yaparsınız. Ona göre bir tedbir alırsınız. O yüzden kesinlikle bu oyuncu adı olsun. Oyuncu göstergesi boyutu çok önemli değil. Oyuncu göstergesi soluklaşması. Oyuncu topu alıyor. Mesela aldığında üzerinde Mahrez yazıyor. Mahrez bir süre sonra kayboluyor. Sürekli yazmasına gerek yok. Dikkat dağıtır. Bu çok önemli değil. Geçmek için basılı tut. Zaman skor göstergesi zaten açık olacak. Ama ben skor saati açılır menüsünü kapalı oynuyorum. Orada bazen çünkü skor saatinin altında değişiklikleri falan gösteriyor. Ve orayı bayağı bir kapatıyor. Ben de ortak sezon oynadığım için zaten uzak görüntü. Bir de orayı kapattı mı sıkıntı olabiliyor. Ben onu kapalı oynuyorum. Boşuna gözünüz oraya şey yapmasın. Dikkatinizi vermeyin. Bu kapalı olsun. Radar 2D olsun. 3 boyutluya gerek yok. Kullanıcı radar rengini bence bunları ayarlayın. Ben varsayılan oynuyorum ama ben de şu anda ayarlayacağım. Ben kendimi beyaz yapacağım. Karşı tarafı da kırmızı yapacağım ki belli olsun. Ya da hangisi daha çok belli oluyor? Yeşil de belli oluyor. Yeşil çok belli olmayabilir. Turuncu olabilir. Kırmızı ya, kırmızı. Aynen, kırmızı daha iyi. Çevrim içi kimlik göstergesi falan çok önemli değil. File gerginliklerini buradan ayarlayabilirsiniz. Bunlar zaten. Bu bağlantı izleme var. Bunu açık yaptığınız zaman sadece bağlantı göstergeleri veya ping veya bağlantı göstergeleri yapabilirsiniz. Oyunun içindeki pinginizi ve o çubuğu gösteriyor. Ben bunu kapalı oynuyorum. Zaten sürekli 3 çizgi oynuyoruz. Yani girerken 4 gösterse de oyun içinde biz 3 çubuk oynuyoruz. Bunu kapalı yapıyorum. Öyle ortada görünüyor. Biraz dikkat dağıtıyor. Bu da kolunuzu veriyor. Bu normalde kapalı ama ben açık da oynayabilirim. Yani aslında açık oynamıyorum. Kapalı oynuyorum da bazen siz görmek istiyorsunuz. Onu açık yaptığınızda sadece bir tane kol görünür. Bunu yaptığınızda da 2 tane kol görünüyor. Aklınızda olsun yani ama orada yine bir görüntü oluyor. Yani oyunda görüyorsunuz. Çok gerek var mı yok mu? Ben kapalı oynamayı tercih ediyorum ama dediğim gibi hani siz bazen skill'leri falan görmek istiyorsunuz. O bakımdan hem yaptığınız şeyi orada görmek için, belki bir hata yaptınız onu da görmek için tekrar oyun kaydı alıp oradan bakabilirsiniz. Orada işinize yarayabilir. Onun dışında başka bir şey çok yok zaten. Aynen. Bunlar klasik ayarlar. Burada şey vardı bir de. Bu sene yeni gelen ayarlar var. Buradan eşleştirme seçeneklerini kapatabiliyorsunuz. Çapraz oyunu. Bunu kapattığınız zaman sadece kendi konsolunuzla ya da bilgisayarla eşleşebiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Tamam, başka bir şey yok. Her şeyi anlattık. Güzel, ayrıntılı bir video oldu. Sizler için de iyi olacaktır. Videolu bir şekilde anlattık. Bakalım, rehber videolarının devamı gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.